meslekte yaşamak da, ölmek de bir ekip işidir. Yaşamak da, ölmek de. Nerede kaldı bu herif ya? Anca gelir. Sabret biraz. Arasak mı bir daha? Ne arayacağız oğlum? Kaç kere arayacağız? Mehmet, hatuna bak lan. Hangisi? Şu sarışın. Yerim oğlum ben bunu. Vermez lan o sana. Durduk yere rezil olma. Oğlum götürürüm lan ben bunu vallahi. Nihayet geldi. Nerede kaldın? Anca geldik lan. Nasıl gidiyor bakalım? İyidir. Geçen günkünden var mı? Olmaz mı? Ne kadar lazım? 2 gram lazım. Buralardayız. Soğutmayalım arayı. Zam yaptık biliyorsunuz. Yine mi ya? Bunu bulduğunuza şükredin beyler. Siviller mahvetti bizi. 100 kağıt. Gördün mü? Hı hı. Ne yapalım? Ne yapacağız? Takip edeceğiz. Bana müsaade beyler. Güle güle. Hadi eyvallah. Hadi görüşürüz. Hadi bana eyvallah. Gökhan, hesap versene. Size burada hesap yok abi, ayıp ediyorsun. Eyvallah. Yine bekleriz. Sağlam çocuk değil mi? Öyle öyle. Çok sağlam. Hoş geldin amca. Buyur otur amca. İyi misin? İyiyim amca. Nasıl lan işler güçler? Saat gibi amca, tıkır tıkır işletiyoruz mekanı. Sen rahat ol. Yavşam hemen Refik. Böyle devam etsin. Yeğenimsin diye güvendim, verdim işi. Rezil edersen verdiğim gibi alırım. Amca ayıp oluyor.
Uzatma. Al şunu sok bir yere. Ortalıkta durmasın. Yarın alırdık amca gelmeseydi. Tabii tabii. Benim kahvenin ortasına takas yapalım değil mi? Salat mısın Refik? Affedersin amca. Biz bir haftada okuturuz bu malı. Merak etme sen. %10'unu kendine kes. Kalanını giyit. Senin motorcular ne alemde? İşteler amca. Bu herif iyi çalışıyor mu? İyidir amca, güvenilir. İyi. Hadi eyvallah. Yapışıyorum ben bunların dibine. Kamyona falan yok değil mi lan? Buralarda mobese yok, kimse görmez. Devriye de mi yok? İki Yunus çıksa karşımıza ne yapacağız? Amma konuştum be Erdal. Vuracağım arkadan hafiften işte. Abartma Mehmet. Giriyorum yani. Çek sağa, çek. Hey, sana diyorum, sağa çek. Ne oluyor? Çek sağa. Dur. Çek sağa, çek. Çık sağladı bir patates. Hadi gittin kanka. Kimsiniz lan siz? He? Artist misiniz lan? Durun durduğunuz yerde sıkarım beyninizi. Atalım bakalım. Öyle olsun. Ne istiyorsunuz? Kimsiniz siz? Polis, kaldırın elleri. Kaldırın lan. Çökün. Çökün. Artistlik yapıyor mu şerefsiz? Kimsiniz lan siz? Ha? Kimsiniz oğlum siz? Abi yanlış anladın. Mehmet, şunlara bak. Hey maşallah. Nereden alıyorsunuz lan bunları? Kimin köpeğisiniz lan siz? Yapma abi, canımızı okurlar bizi. Ulan hırt. Karakola götürsem ne yaparım biliyor musun? Sen Filistin askısı ne, duydun mu? Hortum ne? Onunla ne yapılır biliyor musun ha? Refik abi. Refik abiden alıyoruz, tepe başında. Bu malın kalanı orada mı? Evet abi, orada. Güzel. Kalkın lan. Kalk. Yürü. Abi karakola verme bizi. Kurbanın olayım, ne isterseniz yaparım. Ben de karakola götürmeyeceğim, bil. Abi motor. Yürü lan, geç. Geç. Tepe başına değil mi? Aynen. Oğlum, hadi. Şule, gel kızım, al kardeşini, geç oldu, yatın. İkiniz de yatın, uyuyun, hadi. Tamam hadi. Anne. Hadi anne, hadi iyi geceler. Allah rahatlık versin, hadi anne. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da aralarında bulunduğu... Ayol bir kanalda dursun şu televizyon, başım döndü sabah beri. Ha, ben de diyordum bu nazikenin neden hala sesi çıkmıyor. Kadersiz. Ha, ha, geri gelsen üstünü. Çok önemli bir başlar. Bizim dizi başlayacak şimdi, ne olur. Hadi. Ne dizi Suat ya? Böyle iyi işte. Bak bütün evet, kanalları aynı anda takip ediyoruz. Ya aşk olsun. Ay içim bulandı ha. Senin mi benim mi? Vallahi ayrı eve çıkacağım en sonunda Suat. Üstü. Ne demek şarjım bitti ya? O telefon ben aradığımda açık olacak kızım. O kadar. Ne oluyor buna be? Mıntısıyla kavgalı bu ara, sen anlamazsın, ince iş. Ay sevsinler. O fotoğraftaki adam kim? Samimi poz vermeler, mesajlar falan filan. Bu kadar kolay mı he? Kim lan bu? Nasıl yaparsın bana bunu kızım? Kız arkadaş. Boynuz durumu da var galiba. Hemen siliyorsun onları. Abla zaten adam dertli, bir de sen tahrik etmesene ya. Ay ne zaman adam oldun sen? Hmm, Allah aşkına. Çıldıracak mısın kız mı sen? Oğlum benim? Yavaş biraz, bağırmadan konuş. Ve çocuğun üstüne üstüne. Delikanlı zamanları şimdi, kanı kaynıyor yavrumun. Cevap versene kızım. Ben kaynatacağım onu bir güzel. Ben kaynatacağım, dur bakalım. Üstü, al aşkına. Ha, al. Doya doya seyret. Ne demek bitti ya? Ben bitti demeden bitmez Pelin. Anladın mı beni? Alo, alo. Ne oldu? Sallamadı herhalde, ha? Abla bir sen eksiktin ya. Düzgün konuş lan ablanla. Hem nasıl bağırmak lan kıza? Ayıp değil mi oğlum? Baba mevzuyu bilmiyorsun ya. Abim içinde ne fırtınalar kopuyor baba. Yapma ya. Dur bakalım, sınav sonuçları bir gelsin. Asıl fırtına o zaman kopacak Metin Efendi. Heh, alo. Sen nasıl benim yüzüme kapatırsın ya? Sileceksin o fotoğrafları. O çocukla da görüşmek yok. Kime diyorum alo? Abim haklı bağırmakta baba. Pelin yenge yanlış yaptı. Bunlar iyice abarttılar baba.
kro oldu bunlar, kro. Ya dur be kızım, sen de fişekleme. Ensem de boza pişiyor zaten. Bana bunu yapmayacaktın Pelin. Bunu bana yapmayacaktın. Sen affetsen ben affetmem kızım. Hey Allah'ım, sabır ver bana ya. Oğlum bağırmasana. Bak Pelin, son defa söylüyorum. Seni çok fena yaparım. Senin ağzını yüzünü bak. Gel lan buraya. Aa, baba. Bırak dedim, bırak. Baba. Bırak, gel buraya. Bana bakın. İçeride renk verirseniz mahvederim sizi. Uslu durup dediklerimizi yaparsanız siz sağ bir selamet. Sittin seni hapis yapmak istemiyorsanız akıllı olun. Anladınız mı lan? Anladık abi. Anladık abi, anladık. Aferin size. İn lan. Sakat iş yapıyoruz Mehmet. Olmaz. Hadi. Çay koysana lan. Tabii abi. Yürüyün lan, yürüyün. Polis, kıpırdama. Kal orada, kal. İt oğlu itler. Sattınız mı lan beni? Affet Refik abi. Konuşma lan, konuşma! Dağılın lan! İyi misin? Ha, sıyırdı. Yiğit, Yiğit! Bu tozu bir satalım. En büyük pay senin lan. Yiğit. Hayatımı kurtardın. Yiğit, Yiğit vuruldu. Çözün şunu. Yiğit. Mehmet, Yiğit, ne yapacağız? Çocuk öldü. Yiğit, iyi misin? Dur bir sakin ol. Allah belanızı versin. Ne biçim polissiniz lan siz? Bağırma lan sen de. Vereceksiniz lan bunun hesabını. İkinizin de burnundan getireceğim. Yok ya. Yapma. Ne yapma be? Konuşsalar daha mı iyiydi? Al şu torbayı çıkalım hemen. Devriyedeyim şimdi kızım, nasıl çıkayım? Yarın mı? Olabilir tabii canım, konuşuruz yine. Ankara'daki arkadaşın mı? Hı hı, o ya. Ben de Elif sanmıştım. Elif mi kaldı Melek? Görmüyor musun halimizi? Erkekler kolay unutuyor tabii. Melek yapma. Ne yapma ya, yalan mı? Gitme üstüne bu kadar çocuğun ya. Yok bir şey, konuşuyoruz. Sen Elif'in bana ne söylediğini biliyor musun? Keşke hiç başlamasaydık dedi. Bunu söylemek bu kadar kolaysa unutmak da... O kadar işte. Merkez 45-42. Merkez 45-42. 45-42 dinlemeden. Tepebaşı Topçu Sokak'ta silahlı çatışma. Adresi tekrar ediyorum. Tepebaşı Topçu Sokak 4 numara. Anlaşıldı. İntikal ediyoruz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk Necat. Buyurun geçin. Ne içersiniz? Oğlum bakın buraya. Tabii abi. Fazla kalmayacağız Necat. İş konuşmaya geldik. Ben bir viski içerim Necim. Oğlum bir viski ver. Hemen abi. Hayırdır bu saatte? Hayır, hayır. Malzeme getirdim. Oo komiserim, gece gece nereyi patlattınız? Karışma orasına. Bir de ulu ortalık yerde komiserim deme. Eyvallah abi. Bir kilo falan var burada. Nereden baksan 100.000 bırakır. Kalitesi nasıl? Gelirken baktık. Üçürüyor namussuz. Ne kadar zamanda satarsın hepsini? Uzun sürmez. Piyasa aç, mal yok. Sizin narkotik sağ olsun bütün zıraları patlattı. Kalanını da biz patlattık. Madem millet aç, ucuza verme. Zamlı sat. Hallederiz, merak etme. Bir daha ne zaman gelir? Belli olmaz. Bulursak yine aynen sende. Tekel yapacağım Necati seni, tekel. Eyvallah abi. Bak buraya. Üçlük paket yapın. Müşterileri de ara haber ver. Hemen başlatın dağıtmaya. Peki abi. Hale bak ya. Resmen katliam yapmışlar. Ferhat. Kimlik çıktı mı bunlardan? Çıktı komiserim. Topladık hepsini. Birbirleriyle mi çatışmışlar sizce? Sanmam. Birbirlerini vursalar en azından biri kurtulurdu.
Yaralı bile olsa dayanıp kaçardı. Yine de kaçan var bence. Birileri canlı çıktı buradan. Balistikten sonra daha iyi anlarız kimin kimi vurduğunu. Ferhat, kamera baktırıyor muyuz? Şimdilik bulamadık. Arkadaşlar araştırıyor komiserim. Baksana buraya. Bu toza baktırdınız mı? Neymiş? Kokain komiserim. Anlaşıldı şimdi çatışma niye çıktı. Toplayalım şunları hadi. Bu sokak eskiden beri mimli zaten. Narkotikle iki kez baskına gelmiştik. Şimdilik yapılacak bir şey yok. Yarın gündüz gözüyle bir daha uğrayalım. Hem kimlikler de çıkmış olur. Ona göre silkeleriz ortalığı. Eyvallah uyar. Ne yapıyoruz? Savcıyı bekliyor muyuz? Beklesek iyi olur. Baba kalk hadi ya. Ya babam ne uykusu bu ya? İçtin mi yine? Hmm. Üf leş gibi de kokmuşsun. Baba. Baba. Hmm. Şşş. Hmm. İyi sen bilirsin. Benden günah gitti bak. Değil mi garip? Baba bak son kez sesleniyorum. Baba. Ne yapıyorsun Tuç ya? Ayıltmaya çalışıyorum seni. Sesleniyorum duymuyorsun. Senle mi uğraşacağım bütün sabah ya? Kalk hadi kalk hadi. Aman bir huzur vermedin adama be. Sen huzuru bulmuşsun ya. Ne bağırıyorsun? Bak bana bak. İki duble içtik diye hemen berduş muamelesi yapmayın sana. Adam gibi uyan sen de. Allah Allah ya. Kalk bir yüzünü yıka. Çıkıyorum ben. Hadi hadi hadi. İyi hadi iyi. Oo. Koca karı kesildi başıma ya. Allah tokmak kafası koca karı. Git avlu getir hemen. Ne olmuş böyle ya? Sorma abi ya. Birileri dün gece resmen katliam yapmış. Toz meselesinden çıkmış ha? Öyle görünüyor. Bir de kim kimi vurdu anlasak? Otur işin yoksa balistiği bekle. Günaydın arkadaşlar. Günaydın amirim. Sağ olun Rıza baba. Hepiniz izlediniz herhalde ha? Mesele oldukça büyük çocuklar. Basına yansıdı mı abi? Hem de nasıl amirim? Yine de sokağa kamera yaklaştırmıyoruz millet uyanmasın diye. Sivilleri de konuşlandırdık amirim. Biz de bir gidip baksak diyoruz. İyi. Bu mahalle zaten sabıkalı. Gidip iyice bir silkeleyelim. Ölenlerle alakalı birileri elbette çıkacaktır. Kimlikler de elimizde Rıza baba. Peki GBT'ler ne halinde? Ölenlerin hepsi uyuşturucudan sabıkalı Rıza baba. Ya bulundurmaktan ya satmaktan. İçlerinde en uzun hapis yatanı Refik Bostancı. 10 yıl yemiş, 2 senesi infaz edilmiş. Evet. 2 yıldır serbest. Peki ailesini araştırdınız mı? Evli barklı değil Rıza baba. Bir tek amcasına ulaşabildik. O da adli tıpta. Cesedi teşhise geldi. Yanında Elif var. Ayağımıza geldi iyi olmuş. Aylin, Elif'e haber ver. Teşhisten sonra sorguya alsın, tamam mı? Tabii Rıza baba. Şu sokağı iyice bir silkelemek lazım. Görgü tanığı, ölenlerin akrabası, eşi dostu, tamam mı? Kimi bulursanız. Sokakta elini sallasan torbacıya çarpacak Rıza baba. Güzel. Murat ve Sinan, siz devriyedesiniz. Melek ve Ali, Mesutlarla gidin, tamam mı? Tamam. Gerekirse semt karakolundan da destek istersiniz. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hadi, herkese kolay gelsin. Aylin, odamdayım ben. Peki amirim. Eh be Refik, eh be oğlum. Ben sana ne diyeyim? Şurayı imzalamanız gerekiyor. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol. Ne zaman alırız naaşı? Arkadaşların işi biter bitmez. Ama önce sizi sorguya almamız gerekecek. O nedenmiş? Öyle gerek gördük. Buyurun. Abi bu ne hal ya? İyice rezil ettin bizi okula. Ulan 40 yılın başı bir şey istedik. Burnundan getirdiniz ya. O arkanla sakladığın çişeyi de görüyoruz abicim. Parfümü de abartmışsın. Koridorun başından duyuluyor ya. Ya bırak şimdi parfümü. Gidip baksana Pelin geliyor mu diye. Hadi. Uf peki ya. Abi madem pişman olacaktın ne diye o kadar hata yaptın kıza? Ne bileyim lan. Sabah bir uyandım, karnımda bir ağrı, yüreğimde bir sızı. Ben Pelin'siz yaşayamam oğlum, onu anladım yani. Bir delikanlının çöküşü işte. Tekin. Şşt Pelin geliyor. Yani. Allah çok heyecanlandım lan. Geç de evin başına hadi. Pelin bir saniye. Ben Sil'le konuşmuyorum. Ama sana çiçek aldım. Bak. Özür dilerim Pelin. Ağzımı kırsalar da öyle konuşmasaydım sana. Al bu çiçeği, gel affete. Özledin mi gülüm? Vallahi özledim. Pişmansın öyle mi? Vallahi pişmanım Pelin. Umurumda değil. Bitti Metin. Anla bunu. Bitti. Oo.
ağır oldu be. İyi misin Tekin? Bittim ben, mahvoldum lan. Pelinsiz nasıl geçer hayat? Of. Geçer abicim, geçer. Hadi derse girelim. Siz gidin, ben derse falan girmiyorum, hadi. Bunu ne yapacağız lan? Ne bileyim abi ya. O kadar söyledim zamanında, şunu bırak diye dinlemedim. Para verdim, iş kurdum, batırdı. Hapisten çıkınca da yine aynı terane. Ama bu kadar tehlikeli işlere girdiğini bilemedim. Refik'in babası çok küçükken ölmüş. Siz büyütmüşsünüz yerinizi, doğru mu? Öyle oğlum. Yani Refik'in baba modeli olarak bildiği her şeyi sizden öğrenmesi mümkün değil mi? Anlamadım. Bakın Üstün Bey, Refik'in öldüğü dairenin kira kontratında sizin isminiz var. Evde bulunan kokain de cabası. Yani eğer öyle ya da böyle Refik'in işlerinde payınız varsa, er ya da geç öğreneceğiz. Bunu bilerek konuşsanız iyi edersiniz. Saçmalıyorsunuz. Ben kıraathane işletirim. Öyle toz dağıpta işim olmaz. Günahımı alıyorsunuz. Peki. Öyle olsun. Hı. Buyurun, gidebilirsiniz. Ne diyorsun Rıza baba? Tek kelimesine inanmadım. Hapisten çıktığından beri pek görüşmedik dedi ama dün gece konuşmuşlar dediğinde. Telefon kayıtları yalan mı söyleyecek? Ailece iş yapıyor olabilirler. Mümkün. Şu adamın kahvesi nerede öğren? Murat da Sinan'ı yönlendir. Fiziki takibe geçiyoruz. Anlaşıldı amirim. Merhaba birader. Ne vardı? Alışverişe geldik. Var mı bir mahsuru? Ne lazım? Ne var elinizde? Hadi ama uzattılar. Neyi bekliyoruz ki hala? Belki yanlarında taşımıyorlardır. Çok açık göz olur bunlar. Ali de çok temiz yüzlü be kardeşim. İnanırlar mı keş olduğuna? Hallederler, hallederler, merak etme sen. İstediğinden var ama burada olmaz. Sabahtan beri siviller geziyor. Hadi ya, ne yapacağız? Bilmem, ne yapalım? Yokuş yapma birader. Bak evde hatun başımın etini yiyor, harmanız ya. Öyle olsun, yengenin hatırına. Tamam. Arka sokağa gideceğiz, gel bakalım. Nereye gidiyor bunlar ya? Zulasına götürüyordur. Tek başına bıraktık adamı ya, bir sakatlık çıkmasın. Ne olur ne olmaz hadi. Nerede hani? Parayı görelim. Kaç, kaç abi, kaç! Kaç, kaç! Gel lan buraya! Gel buraya! Ali var mı? Gel lan buraya! Yok abi, yoksa. Lan tamam. Var ya! Lan seni var ya! Tamam, 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 dur! Dur! Kalk lan ayağa! Kalk! Gel, kalk! Geç lan, geç! Bunları tanıyanız var mı? Bak, Yiğit'le Can, dün gece öldürüldüler. Karış lan! Karış, karış! Aynı mahalleli çözüyorsunuz lan. Varsa bir biliriz, anlatın hadi. Ben tanıyorum abi. Arkadaşım da ikisi de. Ne iş yaparlardı? Torba işi. Kafelere dağıtırlardı. Dün gece de bir mekana gittiler. Gidiş o gidiş. Hangi mekan bu biliyor musun? Caddede abi. Bir güzellik yaparsan gösteririz. Ben yapacağım sana güzellik lan, merak etme. Yapacağım sana güzellik lan. Beyler, alın bunları. Tamam, al kardeşim. Şunu al, al. Hadi acele edin. Hadi yürüyün, hadi. Sakin ol ya. Başın sağ olsun abi. Başın sağ olsun Üstün abi. Eyvallah beyler. Severdik Refik abi, yazık oldu. Biraz daha akıllı olsaydı. Neyse, siz ne yaptınız? Usta be, iki çay göndersene buraya. Neden abi? Rahat durmaz bunlar. Kesin bir işe kalkışacaklar. Dünden beri araştırıyoruz. Ne kadar satıcı varsa kontrol ettik. Sen duyabiliyor musun ne konuştuklarını? Biraz. Birini bulduk abi. Üstünden bu çıktı. Kontrol ettik, bizimkine benziyor. Nerede bu torbacı? Araziyi aldık abi. Arkadaşlar seni bekliyorlar. Yeğenimi öldürdükleri yetmiyor. Bir de malımı mı satıyorlar? Mahvedeceğim. Buyur abi. Toplanın, gidiyoruz. Tamam abi.
Birine bir şey yapacaklar ama anlamadım. Hadi takip edelim. Kolay gelsin usta. Yeri doğru tarif ettin değil mi lan? Burası abi, Yiğit'le Can'ın hep geldikleri yer. Müşteri gibi girip dikkat çekmiyorlar ha. İyi numaraymış. Yiğit'le Can mal dağıtıp çıkıyorlar. Senin dükkanda uyuşturucu dağıtıyorlar, haberin yok lan. Ne yapalım sana, inanalım mı şimdi? Komiserim yemin ederim haberim yoktu. Olsa barındırır mıyım bu itleri burada? İki kişi daha var. Gençleri takip ediyorlar. Bunları tanıyor musun? Kim bunlar? Tanıyorum, tanımasını da. Oğlum geveleme de söyle lan, kim bu adamlar lan? Mehmet, diğeri de Erdal. Ama bir yanlışları olmaz. Nereden biliyorsun lan, babanın oğlu? Hayır, onlar da sizden. Sivil polistir kendileri. Ne? Polis mi? Şş, bak, emin misin kardeşim? Öyle iftira falan atıyorsan. Yok abi, ne iftirası? Mehmet'le Erdal sürekli gelip gider. Nerede bu it? İleride abi. Destek isteseydik keşke. Mesut abileri arayayım. Yoksa işleri gelsinler. İyi olur. Burada 10.000 var. Devamı da gelecek. Gelecek tabii Neco. 100.000'lik mal verdik sen. Bununla yetinecek değiliz. Senin elemanlar güvenilir mi Necati? Sonra yan basmayalım. Bir şey olmaz. Ben öğrettim işin yolunu yordamını. Rahat olun. Tamam oğlum. Abi, bakar mısın? Abi, buna söylemesi kolay tabii. Yakalanırsak iki katı ceza yiyecek olan biziz. Of be Erdal, of be kardeşim. Amma tantan ettin. Elimiz para görür. Bir rahat ettirmedin ya. Devriye çıkacak mıyız abi? Otur biraz daha ya. Ne acelem var? Ne demek Özkan ortada yok? Ara oğlum şu adamın cebini. Aradım abi. Telefonu açmıyor ki. Bir daha ara sen. Gerekirse çıkıp ara. Başsın abi. Konuş lan konuş. Nereden buldun bunu? Kimin köpeğisini anlat lan? Konuşamam. Gebertirler beni. Ulan ben ne yapacağım? Ben öldüreceğim lan seni. Kaldırın şunu. Sopayı ver bana oradan. Yapmayın abi. Abi. Abi dur. Abi. Abi. Abi yapmayın. Mısın lan? He? Abi yapmayın. İşkence yapıyorlar sen resmen mi? Ya. Girmemiz lazım artık Murat. Abi yapmayın. Abi durun. Geldiler işte. Nedir durum? Birinin canını fena yakıyorlar. Girmemiz lazım hemen. Kaç kişiler? Tam olarak bilmiyoruz. İyi, öğreniriz o zaman birazdan. Bunu konuşacağı yok beyler. Ne yapalım? Abi burada sıkmayalım, polis gelmesin. Polisin ne işi var lan burada? Son kez soruyorum. Patronu kim Özkan? Necati. Malı ondan aldım. Necati ha? İyi, aferin. Abi, abi yapma. Geç kaldın aslanım, geç. Polis! Polis! Bırakın silahları! Polis! Abi dikkat et! Yatır! Dur, dur! Yürü, 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 yürü! Yürü hadi, yürü. Oğlum yürüsene, sallanma. Yürü. Kalk, kalk. Ben bir şey yapmadım, durduk yere kaçırdım. Hadi ya. Merkezde anlatırsın derdini, yürü. Dün gece iki adam geldi mekana. Duyduk ki sivil polislermiş. Yanlarında bir torba kokain getirdiler. Adları neymiş bu polislerin? Mehmet ile Erdal. Soyadlarını bilmiyorum. Senin patronun ne işi var bunlarla? Neredeyse bir yıldır beraber takılıyorlar. Torba torba her çeşit uyuşturucu taşıdılar mekana. Siz de bayram ettiniz tabii değil mi? Hem çarşı size kalıyor hem de beleşe mal buluyorsunuz. Ne tezgah kurmuşsunuz be Özkan? Kim bu adamlar Elif? Kim bu içimizdeki kurtlar? Kayıtlara göre ilk vukuatları değil Rıza Baba. Mehmet daha önce soruşturma geçirmiş, hem de iki kez. Her seferinde de yırtmış öyle mi? Maalesef. Sistemi biliyorlar diye istedikleri gibi at koşturacaklarını sanıyorlar. Usta usta, ben bakarım, gel. Kısa kesin, işimiz var. Ha, tamam.
Patronun nerede şimdi senin? Mekandadır abi. Hangi mekanda oğlum? Yaz bakayım şuraya adresi. Yaz. Hazırlıklar tamam mı çocuklar? Ne durumdayız? Necati'nin mekanına gireceğiz Rıza baba. Desteksiz girelim diyoruz. Kaç polis işin içinde bilmiyoruz. Telsiz de kullanmayın. İçeriye haber uçurmasınlar, tamam mı? Mehmet ile Erdal nerede şimdi? İkisi de gece devresinde abi. En ufak bir sızıntıda kaçabilirler. Orasını biz halledeceğiz. İkiye ayrılıyoruz. Mehmetlerin peşinden biz gideceğiz. İkisine de bizzat kelepçeyi ben takacağım. Sinyal takibi amirim. Gerek yok. İkisi de ayağımıza gelecek. Hadi hemen toparlanalım çocuklar. Bu gece bitsin bu iş, tamam mı? Hadi. Tamam. Anlaşıldı. Abi. Tamam Rıza baba. Bıktım bu gece devriyelerinden ha. Şöyle adam gibi bir para kaldırsak da erkenden emekli olsak. Emekli olursan tezgah ne olacak? Nereden aşıracaksın malları? Emekliler kahvesinden mi? O da doğru ya. Gel kaçalım Aksaray'a gidelim. O kadar para var. Gayrimeşru ha. Bana uyar vallahi. Merkez 2327. Merkez 2327. 2327 dinlemede. Sarayköy korusunda cinayet ihbarı. Terk edilmiş aracın içinde ceset görüldü. İntikal ediyoruz, tamam. Rıza baba, yemi yuttular. Size geliyorum. Allah'tan çok kalabalık değil. Necati hangisi? Şuradaki, ceketli olan. Sesim çok güzeldir Neco. Vallahi. Ayarla bir program. Haftada iki gün çıkayım işte şurada. Önce akşam bana gel, seni ben bir dinleyeyim. Olur. Sen iste sabaha kadar şakırım. Sabaha kadar ha? Güzel. Necati Bey'e bakmıştım. Burada mı kendisi? Buyur kardeşim. Niçin bakmıştınız? İşle ilgili bir mesele. Mehmet'in selamını getirdik. Bir saniye. Başlıyoruz. Suçüstü lazım. İnşallah yarın var ya. Çağır bakalım şu adamı. Buyur. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Mehmet sizden çok bahsetti. Biz de bir gelip görüşelim dedik. Mehmet kendisi neden gelmedi? Devriyesi var. Bu da bugünkü operasyonda elimize geçti. Delil kaydettirmeden sana getirdik. Ne bu? Aç kendin bak. Ne yapacağım ben bunları? Mehmet'in getirdiklerine ne yapıyorsan onu. Bilmiyorum. Ortalık ayakta şu sıra. Bir tane adamın kayıplarda. Sakada gelmekten korkuyoruz. Ne yalan söyleyeyim. Sen bilirsin. Alıcı çok. Mehmet'in hatırına sana geldik. Hem uygun fiyata veriyoruz. Kaçırma derim. Ver paketi. Ver ver. Öyle olsun. Madem Mehmet'in elemanısın, ben seni görürüm. Güzel. Hadi görüşürüz. Hadi başlayalım o zaman hadi. Gel bakalım. Oluyor lan. İlk sen de şöyle. Yavaş yavaş yavaş. Oluyor lan. Lan. Oluyor. İnan gelip gelip. Biz buna suçüstü deriz. Sen ne dersen de. Yürü bakalım. Lan burada. Anlarız şimdi. Kıpırdama polis! Ne oluyor be? At silahını polis! At! Biz de polisiz. Siz polis falan değilsiniz. Tuzak kurdunuz. Kaç paraya sattın o rezeti Mehmet? Kimlerin canını yaktın üç kuruş için ha? Abi ne yapacağız? Ben hiçbir şey yapmadım. Dün gece dört kişiyi öldürdünüz. Hepsini biliyoruz Mehmet. Necati'yi de aldık, şimdi sorguda. Bir bir senin vukuatlarını sayıyor. Az silahını teslim ol. Bir mermi bile yakarsan buradan canlı çıkamazsın. Beni tehdit edemezsin. Yok ya. Baksana bir sağına soluna. Az silahını. At. Her tarafın at silahını, sarıldı. At silahını. Bırak Allah silahını. Belanızı versin. At. Bırak. Bırak. Kıpırdama. Alın şunu götürün gözümün önünden.
Ya. Harika iş çıkardınız çocuklar. Çürük elmalar ayıklanmış oldu değil mi Rıza baba? Tabii, elbette. Az önce emniyet müdürüyle konuştum. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerini iletti. Haberiniz olsun. Vallahi devriyesiz bir geceyi hak ettik değil mi Rıza baba? Ha? Bilmiyorum arkadaşlar ne düşünüyor. Tabii ben de Rıza baba. Vallahi biz dün sıramızı savdık abi. O kadar da değil canım. Sen, Hüsnü, Ali devriyedesiniz. Geri kalanlar da alabilir. Hadi. Süper. Ben çıktım, görüşürüz. Şirin'i öp benim için. Tamam. Benim yerime de. Öperim, tamam. Ha. Hadi görüşürüz. Sinan, maçı beraber izliyoruz değil mi? Abi yok be, ben Oya'ya söz verdim. De. Bana da müsaade. Güle güle. Eh be oğlum, tutsana çeneni ya iki dakika. Ağzımdan kaçtı. Senin ağzını. Vallahi eve de gelmedi Ayla abla. Sana da mahcup oluyoruz böyle ya. Ben bizzat ikaz edeceğim kendisini, hiç merak etmeyin. Saygılar, iyi akşamlar. Selam söyleseydin Hüsnü. Bir dur Suat ya. Zaten rezil olduk. Metin Bey okuldan kaçmışlar efendim. Yok artık ya. Büyütecek bir şey yok baba. Kafası bozuktu, duramadı okulda yani. Tekin, sus bak. Abine kızdım, acısını senden çıkartırım ha. Nereye gider bu oğlan ya? Bu saat oldu, yok hala ortalıklarda. Anne, abim evden mi kaçmış? Tövbe de! Ağzından yel alsın annem, öyle şeyler değil mi? Suat, bu kız niye böyle şomağız oldu? Aman abartıyorsunuz. Gezer tozar gelir evine. Basarsın fırçayı, yapmaz bir daha. Bitti gitti. Fırça manya oldu bunlar. İşe yaradı yok, görmüyor musun? Aman, çemkir sen de hemen oradan, çemkir. Hay Allah, ne yapsak? Çıkıp arayalım en iyisi üstüne. Gel, gel hadi. Ya nerede arayacağız Suat? Kafamı karıştırma, bir dur ya. Oğlum, arıyorsun değil mi abini? Arıyorum, aman anne telefonun kapalı ya. Sürekli ara oğlum, hep ara. Abim. Dur dur dur, ver bakayım bana. Alo, Metin, Mehmet'in. Üstü Çoban'la mı görüşüyorum? Benim ne vardı? Üstü Bey, ben Şahin. Kim? Elinin babasıyım. Kim? Sizin olan bizim evin önünde kamp kurdum. Nasıl yani? Metin orada mı? İki saattir sokağın ortasında dikiliyor. Bütün komşulara rezil olduk. Tamam tamam kim? Şahin Bey. Kim? Biz şimdi geliyoruz. Kim? Şimdi geliyoruz. Kim? Kim? Kimmiş Üstü? Ne olmuş? Neredeymiş çocuk? Karakoldan mı arıyorlar baba? Karakola düştü. Abla. Ay. Ah be Metin, ah be oğlum ya. Ne günahım vardı benim ya. Suat yürü, oğlanı toplamaya gidiyorum. Tamam, gidelim biz. Teyze. Gel canım, gel ablana. Teyze, ha. Ev sana emanet, kurban olayım tamam, hadi. Tamam tamam. Biz gidelim çocuğa alalım. Tamam tamam. Anne işler de gitti gerçekten şimdi. Özlemişim seninle sahilde yürümeyi. Yazlıkta evden kaçıp kaçıp kumsala inerdik, hatırlar mısın? Ya, sonra da bir araba azar işittirdik. Olsun, güzel günlerdi. Şimdi tekrar yanında olmak rüya gibi. Dönüp dolaşıp yine sevgili olduk, baksana. Sevgili mi? Biraz erken be o ya. Neden? Yanımda mutlu değil misin? Tabii ki mutluyum da. O halde sorun ne? Bütün gece somurtup durdun. Eskisi gibi sarılmıyorsun bile. O ya, kolay değil bir anda eskisi gibi olabilmek. O kız yüzünden değil mi? Eski sevgilin, Elif. Hala o var aklında. Saçmalama o ya. Kafan karışık senin. Ne yapıyorum ben diyorsun kendi kendine. Öyle bir şey yok. Sevginin olmamı istemiyorsun işte, yalan mı? Elif, kendine gel. Buradayım işte, senin yanında. Daha ne istiyorsun ya? Elif mi? Ya affedersin be Oya. Boş bulundum ha. İnkar etme artık Sinan. Sen hala Elif'e aşıksın. Gözümün içine baka baka yalan söyleme bana. Oya, dur. Oya. Aferin oğlum. Aferin sana. Çok lafa tuttuk seni. Çok para yazacak. Babamla ben de konuşacağım. Ver de bir sesini duyayım oğlum. İyi bakalım. Al. Ara baba. Nasılsın babasının aslanı? İyiyim baba. Ne zaman geliyorsun? Bitmedi mi daha yol? Daha yeni çıktım oğlum. Sabaha geleceğim. Ben sabah okuldayım ya. Seni göremeyecek miyim? Sabredeceksin biraz oğlum. Okuldan almaya gelirim ama istersen. Gel isterim. Gel ama beni ekme. Yok oğlum, ne ekmesi? Çok yazdı oğlum, ver yeter. Alo. Ailemsiniz vallahi. Canım benim. Nasıl özledim ikinizi de.
Biz de özledik canım. Hadi bak az kaldı. Sabaha buradasın değil mi? Uğramayacaksın emniyete. Yok, doğru eve geleceğim. Tabii hemen benim. Yasemin. Efendim. Oğlan okulda olacak değil mi geldiğinde? Evet. Baş başa olacağız yani. Evet. O mu geldi aklına şimdi? Ne yapayım be Yasemin? Özledim. Altan. Ne canım? Uyumaya çalışıyor da yorgun gelme. Tamam canım. Çok öpüyorum. Görüşürüz ya. Anne, Süreyya teyzeler mi geldi? Oğlum yat artık, geç oldu. Yarın baban gelecek zaten. Birlikte oynarsınız. Tamam anneciğim. Yavaş yavaş. Hadi. Çabuk. Hadi hadi. Ulan bir beceremedin ama gürültü çıktı ya. Merak etme oğlum, merak etme. Kimse duymamıştır. Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi. Kimsiniz siz? Süreyya teyze nerede? Polisi arayacağım. Geç. Eşek sıpası. Oğlum hiç mi utanmıyorsun lan ha? Bu ne oğlum? Aşığım baba, ne yapayım ya? Gerekirse dağları taşları yazarım aşkımı. Bu sevda bitmez Pelin. Lan sus! Ah. Rezil ettin bütün mahalleye. Hay senin aşkına be. Suç oğlum mu yaptın suç? Sevmek suçsa suçluyum baba, al. Suçluyum, eve tutuk da beni. As istersen. Yapma, yapma. Allah göstermesin. Kurşun ediz. Alnımdan da vursalar bu sevda bitmez baba. Yürü lan, vallahi sokak ortasında dayak yiyeceksin benden ha. Yürü, yürü, yürü. Yapma üstü, kurban olayım. Kara sevdaya tutulmuş çocuk ne yapsın? Ay yavrum, bir kız için değer mi bu hallere düşmeye? Tos sana. Unutamıyorum anne. Kendimi unuttum, onu unutamıyorum ya. O kadar özür dilerim, dönüp bakmadı bile. Gel lan buraya, gel. Ezik sıfa, gel buraya, baba, gel. Baba yapma bak, Pelin görecek baba. Ulan görmüş göreceğini zaten, daha ne görecek lan sıfa? Yarın okulda nasıl suratına bakacaksın kızın ha? Ben sana başka kız bulurum yavrum. Hadi, hadi vazgeç sen. Hüsnü, ben çok işlendim. Bak tüylerim diken diken oldu vallahi bak. Anne o soğuktandır. Benim de her tarafım dondu vallahi ya. Hala konuşuyor ya. Yürü baba. Be, yürü, yürü. 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 Pelin geri geleceğim. Sen ben sus. Buraları üzdüm. Tövbe. Üstünü mü işeseydim acaba ya? Yürü, yürü. Neyse, boş ver. Cemal. Cemal neredesin lan? Ne var lan? Parmağı adam gibi şeyler. Çocuğun odasındayım daha. Oraya niye bakıyorsun lan? Yatak odasına geç. Aman ya. Kasa masa var mı? Doğru söyle, var mı? Yok ha. Ulan var ya. Bulursam öttürürüm ama. Nasıl vurursun lan sen bana? Nasıl vurursun ha? Nasıl vurursun lan? Nasıl ayağa kaldırırsın ha? İmdat! Bırak beni! Nasıl vurursun lan sen bırak bana? Bırak beni! Allah belanızı versin! Nasıl vurursun lan? Bırak beni İmdat! İmdat! Erkek var lan senin karşında. Bırak beni! Erkek! Bırak beni! Bırak beni! İmdat! Ya dur! Allah ne oluyor lan? Canı oyunun istiyor kahvenin. Oğlum bırak sen beni, bırak. Ne yapıyorsun? Bırak, şuna bak sen. Hoşuna gidiyor değil mi ha? Hoşuna gidiyor. Kocam da yok ya. Rahat dur, rahat dur. Oynama, rahat dur. Çek elini, çek. Senin de canın istiyor. Bırak işte, bırak. Yavrum. Canım benim.
Yeter lan yeter yeter. Kes sen kes kes. Bırak. Hadi gel sen de gel. Allah belasını bırak beni. Ne olur yürü. Bırak. Dur. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim ikinizini. Bırak beni. Kim öldürüyor lan? Beni öldürecek. Al onu lan al. 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 Allah'ın belası al. Allah belanı versin lan. Ne yaptın? Git çocuğu hallet. Ne? Git çocuğu hallet lan. Şahit mi bırakalım arkamızda? Yürü. Hadi. İşler usta valla. Bu aşk meşk işleri de başladı. Bu sıpaları zapt etmek falan var ya, bittik yani. Ne zapt etmesi ya? Nasıl zapt ediyorsun? Görmüyor musun halimizi ya? Hakikaten ya. Bu sevda bitmez mi yazmış hıyar? Yazmış ya. Tam arabesk oldu eşşoğlu eşek ya, tam. Merkez 45-40, merkez 45-40. 45-40 dinlemede. Şişli Jantürk sokakta bir evde gaz ve cinayet ihbarı. Şişli Jantürk sokakta cinayet. Yakınız, hemen bakıyoruz merkez. Yalnız biraz işimiz uzayacak merkez. Olay yerini arayın, karakolla biz görüşürüz, tamam? Anlaşıldı, tamam. Gökhan, oğlum gir aralardan bir yerlerden. Çıkmaya çalış işte. Biraz geriye bir şey soracağım. Allah belalarını versin. Yukarıdaki daireyi de soymuşlar. Herhalde kapıda karşılaştılar buradakilerle. İçeri öyle girmişler. Kilitte zorlama yok. Her yerin detaylı parmak izi, kurbanların kimlik bilgileri, ailesi, kadının kocası, yakını kim varsa. Tamam komiserim. Çok çabuk ol, tamam mı? Hallediyoruz komiserim. Tamamdır komiserim. Usta berbat bir iş bu ya. Altan. Ne? Altan Kuluoğlu. Yasemin ve Önder Kuluoğlu. Altan Kuluoğlu'nun eşi ve çocuğu. Altan Kuluoğlu, Diyarbakır Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli komiserlerimizden. Özel harekat mı? Usta tanıyor musun? Biz Tunceli'de beraberdik. Altan, aslan gibi adam. Haberi var mı? Aradık şubesini ama yoldaymış. Otobüsle İstanbul'a geliyormuş. Allah kahretsin. Evet komiserim. Düşündüğümüz gibi tecavüz de var. Ölüm sebebi? Bıçaklama. 4 tam derin kesik var batında. Kan kaybına bağlı ölüm. Usta çocuğu da boğarak öldürmüşler. Kaldırıyor musunuz hemen? Savcıyı bekliyoruz. Görsün adli tıptan alacaklar. Şşş Hüseyin. Bak gözünü seveyim, kıl tüyü bir şey atlamayın, kurban bizden. Merak etmeyin komiserim. Nasıl haber vereceksin altına? Bilmiyorum usta, sorma bana bir şey. Bir bilmiyorum. Altın fena değil işte. Elektronikleri de okuturuz. Öldü lan ikisi de öldü. Ne yapacağız? Olmaz oğlum bir şey. İşimize bakalım biz. Yarın buluşuruz o zaman. Saçunları ara beni. Ben de kuyumcu falan bakınırım, tamam mı? Hadi eyvallah. Olay yeri raporları zavallı. Tamam bırak. Parmak izi falan çıkmış mı? Bir tane tespit etmişler abi çocuğun odasında. Cemal Ayrancı'nın parmak izi. Sistemden çıktığına göre adam boş değil. Öyle mi? Gasp, adam yaralama, adi hırsızlık. Sistemdeki son adresi, ulaşabileceğimiz yakınları, sokaklardan bu adamı tanıyan birileri, kim var kim yoksa Hüsnü. Tamamdır Rıza baba, Cemal bende. İki kişi oldukları kesin ama değil mi? Rapor öyle diyor. Altan Kuloğlu'na henüz ulaşamadık ama akrabalarından aldığımız bilgilere göre evden çalınan bayağı bir altın, ziynet eşyası falan varmış Rıza baba. İlla ki elden çıkaracak bunları. Kuyumcuları yoklayabiliriz. İyi fikir. Dağılıyorsunuz o zaman çocuklar. Hüsnü, Elif, Ali, siz şu Cemal'in izinden gidin, tamam mı?
Murat, Sinan, Melek. Siz de gidip kuyumcuları bir yoklayın. Hadi gidiyoruz baba. Tamam. Mesut nerede? Otogarı Altan'ı karşılamaya gittiriz baba. İyi, tamam. Hadi, çıkın. Buyurun komiserim. Sağ ol. Otobüs geldi. Sen burada kal. Tamam. Altan. Mesut. Mesut Güner'i. Sen nasılsın Devrem? Kardeşim. Canım benim, kardeşim. Nereden çıktın sen be? Allah'ın işine bak. Ulan kaç sene oldu ya? Çok oldu ya. Hey be Mesut. Ne yapıyorsun? Burada ne işin var? Seni almaya geldim. Hem de ayağının tozuyla. Yoldayken tayinin mi çıktı? Hayırdır? Pek hayır değil Altan. Gidelim. Nereye gideceğiz ya? Bir eve uğrayayım önce Devrem. Yasemin bekler. Gidelim Devrem. Gidelim, anlatayım sana. Ne anlatacaksın? Nereye gideceğiz Devrem? Eve neden gidemiyoruz kardeşim? Eve giremezsin Altan. Neden lan? Söyle bana neden? Ne oldu Mesut? Konuşsana Devrem, ne oldu? Altan bak. Konuşsana, ne oldu? Başın sağ olsun kardeşim. Ne? Yasemin mi? Oğlum, Önder'in mi? Hangisi lan, söyle hangisi? İkisi de. Dur 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 dur. Dur. Fatih, Fatih gel. Merkez 45-40. Bilinen yerdeyiz. Ailenin ifadesi alınıyor. Tamam. Nasıl haberin olmuyor oğlundan ya? Nerede Cemal? Nasıl bilmiyorsun? Nereden bileyim? Nasıl takip edeyim o başıbozu? Ne oldu? Ne yaptı yine? Arama izniniz var mı? Oğlum sakin ol. Sakin ol delikanlı. Abini arıyoruz. Var mı bilgin? Nerededir? Yok. Görmedim çoktandır. Bilmiyorum. Ya telefonu falan da mı yok sizde? Görüşmüyor musunuz? Aramıyor musunuz oğlunuzu? O arıyordu hep bizi. Değişip duruyor numarası. Tutamıyorum ki aklımda. Nerede kalıyor peki bu adam? Arkadaşında mı, akrabasında mı? Kızımız işleri falan ha? Orasını bilemem de amcasının açtığı bir kebapçı dükkanı vardı karşıda. Orada çalışıyordu en son. Git gel olmasın diye oralarda bir arkadaşıyla birlikte ev tutmuşlardı. Biliyor musun sen bu evin yerini? Bilmiyorum. Ne oluyor ya? Asıl sana ne oluyor lan? Kimi arıyorsun lan ha? Kimi? Şikayet edeceğim seni, bırak beni. Sen vere. Cemal abine haber uçuracaktın öyle mi ha? Elif, şuradan Cemal'in numarasını bul. Tamam abi. Hadi yürü sen de, yürü yürü. Ne oluyor, ne istiyorsunuz? Sakin olun lütfen. Alo Aylin. Cemal'in numarasının takibini isteyecektim. Numarayı veriyorum. Geçmiş olsun Metin. Gel bir ateşini ölçelim. Kızım yavrum, artık iğne mi yaparsın, ne yaparsan yap. Akşamdan beri soğuk soğuk terliyor yavrum. Düşüremiyoruz ateşini. Kendi etti kendi buldu Suat. Bir kız için o hallere düşülür mü benim salak ol. Teyze, Seda'nın yanında ayıp oluyor ama ya. Sen bu kafayla gidersen daha çok yatarsın. Sus! Kaç! Kaç kızım kaç! Oo, 39 derece. Aa. Ne yaptın bu kadar hastalanacak? İnce giyinmişim de biraz. Dön bakalım arkanı. Bir ateş düşürücü iğne yapalım. Yavaş vur güzel kızım. Ay narindir benim Metin'im. Yetecek mi o yine? Daha büyüyor mu ona? Sen de pek bir keyiflendin. Biraz tabii. Ay ben bakamıyorum teyze. Geçti geçti. Geçti. Ah yav. Ah bitti, bitti mi? Bitti mi? Bu kadar. Oh. Geçmiş olsun. Acıdın anne. Benim güzel oğlum. Yok anne ya. Seda'nın dili o kadar hafif ki. Bak abicim, sana kim getirdim? Aa, hoş geldin güzel kızım. Hoş bulduk efendim. Geçmiş olsun Metin. Sağ ol, sağ ol.
İyi Sedacığım, bir dahakine ne zaman? Ateşin düşerse gerek kalmaz. O zaman yükseltmenin bir yolunu bulmam lazım. Bu kepçik için yataklara düşülür mü ya? Ayıp teyze, duyacak. Sana çiçek getirdim. Gerek yoktu, sağ ol. Koyuver şuraya. Oğlum, nazik davransana misafirine biraz. Sen onun kusuruna bakma Pelin'cim. Hasta, hasta yavrum. Ne kusuru anne ya? Dün bütün apartmanı ayağa kaldırdım, dönüp bakmadı bile. Eba'nın müsaade artık. Sedacığım kalsaydın daha, yemek yerdeki anne. Metin ne oluyor, kim bu kız? Abi, ne yapıyorsun ya? Ben seni geçireyim Sedacığım, hadi. Hadi eline sağlık. Ali geçmiş kızım, olsun. Güle güle. Yine kötü olursam ararım ben seni Seda. Tamam canım. Oh. Kızım yavrum ne olur kusura bakma, hasta ateşi var ya. Beni görünce sevinirsin sanmıştım Metin. Eskiden de o günler Pelin. Gözüm açıldı artık benim. Aşka tövbeliyim. Vay be! Efsane geri dönüyor. Ben gideyim artık. Ben yolcu edeyim seni. Niye kovdun kızı oğlum? Abla, senin Seda da güzelmiş ha. Artık bir ortam ayarlarsın bize ha? Ay. Sen bu işten bir şey anladın mı Suat? Anladıysam araba olayım. Aman bırak teyze ne halleri varsa görsünler. Ay çiçek de çok güzelmiş. Ben bir suya koyayım bunu. Çiçek getirmiş kız. Bana ne ya? Al, 600. Bu ne lan? Çok az lan bu. Yarı yarıya oğlum işte. 1200 mü verdiler o kadar mala? Oğlum mal dediğin iki telefon, bir bilgisayar, bir fotoğraf makinesi. Sen ne yaptın? İki kuyumcudan iyi fiyat aldım. Birazdan son bir konuşup ona göre okutacağım. Hadi git de bir an evvel hallet. Oyalanmayalım, arazi olalım. İyi tamam. Tırsma lan bu kadar. Olmaz bir şey. Lan ben rahat mıyım senin gibi? Tamam lan arayacağım seni. Hadi eyvallah. Yasemin. Canım. Oğlum. Kapatın şunu, şunu kapatın. Altan, hadi çıkalım devrem. Hadi çıkalım, hadi, hadi, hadi. Yanlarında kalacağım, bırak. Hadi Altan, hadi, hadi. Gel, gel kardeşim, gel. Kim? Ne? Kim yapmış Mesut? Doğruyu söyle bana. Bak söyle, bulurum yoksa. Kim yapmış bunu? Neden yapmış, niçin yapmış? Anlat bana. Örgüt mü, şehir hücresi mi? Kime bağlı? Emri kim vermiş? Nereden gelmiş? Mesaj bırakmışlar mı? Yok. Bak alakası yok. Örgüt değil. Hırsızlık. Bu mu? Bu kadar mı? Hırsızlık için mi? Bu kadar basit mi be? Böyle ölüm olur mu be? Olur mu? Söyle bana olur mu? Olur mu? Olur mu? Altan! 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 Amirimiz Rıza Soylu. Başın sağ olsun Altan. Allah sabır versin. Vermiyor amirim. Vermez. Veremez. Böyle bir şeyin sabrını kimse veremez. Doğru. Zor, haklısın. Nerede kalacak? Evime gideceğim Mesut. Göreceğim evimi. Ne yapmış o hayvanlar göreceğim. Olmaz devrim. Bak sokmam seni oraya. Adamların peşindeyiz. Bugün mutlaka alacağız ikisini de. Git ağla bir yerlerde. Bir yerleri kır, yık, vur. Ne yaparsan yap. Ama sakın kaybetme kendini. Ve sakın işimize karışma. Anlaşıldı mı? Oğlum! Altan! Oğlum Altan! Nedir baba! Bu? Nedir bu başımıza anne, gelenler? Yavrum. Anne baba! Aldılar benden karımı, çocuğumu. Çocuğumu anne! Karımı aldılar. Canlarımı aldılar. Mesut, sence söz dinleyecek mi? Bilmem. Sen o zaman değil miydin? Hayır. O zaman gözün üstünde olsun. Yalnız bırakma, tamam mı? Tamam. Hadi Aylin. Yok mu daha bir iz? Gelmek üzere. Hadi be kızım, hadi. Abi tamam, sakin ol. İşine bak sen ya. Tamamdır. Sahil yolunda, sizden 700-800 metre ileride solda. Sabit noktada. Bir yere sallamış olabilir. Aktif mi telefon? Evet, cihaz açık. Tamam, sağ ol. Önümüzde, birkaç yüz metre ileride. Ne var önümüzde? Erhan, hayat memat meselesi, anladın değil mi? Ne demek komiserim, şüpheli bir durum olunca hemen arıyorum. Sağ ol, kolay gelsin. Daha uğrayan olmamış ama haber verecek. 8. dükkan oldu ya, hala bir iz çıkmadı adamlardan, hayret bir şey ya. Bekleyeceklerdir belki. Acele etmeyeceklerdir, olamaz mı? Düşünerek hareket etmiyor bu adamlar Melek.
vurdular, kırdılar. Bir an önce kaçmak için de çaldıklarını hemen elden çıkartacaklar. Alo. Hanımefendi, Ferdi ben. Yeni Bosna'daki kuyumcudan arıyorum. Söyle Ferdi, dinliyorum. Tam aradığınız parçadan geldi elime. Sormuştunuz yani. Anladım Ferdi. Orada mı adam? Elbette. Bekliyorum tabii. Buyurun gelin bakın. Tamamdır. Birazdan oradayız. Oldu galiba. Adam Ferdi'nin dükkanında. Yeni Bosna'daki mi? Evet. Tamamdır. Sen misin? Ne oluyor be? Ne oluyor? Geç şöyle, geç. Abi dur. Abi dur. Lan, abi. Dur. Abi yapma. Abi dur. Dur. Ne yapıyorsun? Sus. Karışmayın. Abi dur. Kim lan o? Vurma abi. Kimdi lan? Abi kimdi? Dur. Kimdi yanındaki hayvan? Tamam. He, kimle yedin lan o ağzı? He? Konuş. Konuş lan. Konuş. Abi, abi. Lan konuş, abi. Nusret abi. Konuş lan. Abi beni zorla yattı abi. Nusret attı. Benim hiçbir suçum yok abi. Vallahi. Hikaye anlatma lan. Nerede lan Nusret? Konuş lan. Abi, konuş. Abi dur. Kalk, 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 kalk. Kalk ya. Lan senin ağzını... Abi canım, abi. Yürü. Abicim sen ver benim paramı. Müşterinle ne alışveriş yapıyorsan yap. Bekletme beni ya. Vallahi nakde sıkışık olmasam hiç tutmayacağım sizi abicim. Gelirler ama az daha beklerseniz. Hayret bir şey ya. Ne oldu abicim? Polis lan. Polis lan bunlar. Buraya geliyorlar. Gelmeyin lan. Gelmeyin. Gelmeyin, alayınızı keserim lan. Alayınızı keserim lan, gelmeyin. Sen keseceğini kesmişsin zaten. Gelmeyin lan. Gel buraya. Yürü, senle daha çok işimiz var. Sağ ol Ferdi. Unutmayız bu iyiliğini. Ne demek komiserim? Altınlar nerede? İçeride, buyurun. Tamam. Sorguda itiraf ettiler her şeyi. Keşke tersi olsaydı da uğraştırsalardı biraz. Boş ver evlat. Böylesiyle elini kirleteceksin de ne olacak? Geri getirebilecek misin gidenleri? Yaptıkları pisliği silebilecek misin? Hayır ama keşke bir yolu olsa. Bir saate savcıya çıkarlar. Oradan nöbetçi mahkemeye, oradan da cezaevi. Al sana yol. Adalet mi adalet? Haber verdiniz mi Mesut'a? Aradım, söyledim. Neredelermiş peki? Cenazeleri alıyorlar adli tıptan. İkindi namazına yetiştirecekler. Mesut, Devrem. Bir şey soracağım sana ama doğruyu söyleyeceksin. Bir şey yapmışlar mı Yasemin'e? Ellerini sürmüşler mi? Hayır, yok öyle bir bulgu. Aldık adamları Altan. İtiraf da etmişler. Bizimkiler paketleyip savcıya çıkartıyorlar birazdan. Bitti yani. Bitti mi? Bitti mi sahiden? İşe yaramayacak. İçin rahatlamayacak ama bitti. Tabii Sayın Savcı. Tekrar haberleşiriz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Adamlar cezaevi yolunda ama yarın gidip almamız gerekecek. Tatbikat için mi? Evet. İş güç devam edecek tabii ama bir kulağımız da burada olsun. Yapalım hazırlığımızı ha? Tabii. Ben cenazeye çıkıyorum Mesut'la. Buralar sende bırak. Tamam mı? Merak etme Rızal Baba. Haberleşiriz.
Abi şu dükkana bir ıslak jöle alamadınız ha. Köy yerinde jöleyi ne yapacaksın be? Sanki Taksim'e çıkacak akşam. Sen de Taksim'de bozdun kafayı ha. Ne vardı şimdi İstiklal'de takılıyor olsaydık? Fena mı olurdu? 2 saatlik yol be oğlum. Son otobüs saat 9'da. Gittiğine değmeyecek. Ömrümüz berber dükkanında geçti anasını satayım. Milletin kılının, sakalının içinde. Kimle mesajlaşıyorsun sen sabahtan beri? Taner diye bir eleman, sen tanımazsın. Ha, sen çok tanırsın sanki. Yine bu mesajlardan tanıştın değil mi? Bari kızlara yaz be. Kızlar sallamıyor oğlum. Hem bak bu Taner Üsküdar'da oturuyormuş. Akşam gel takılalım diyor. Ne işin var tanımadığın adamlarla? Boş ver, kahveye takılırız akşam. Bıktım kahveden oğlum. Gel gidelim, iki insan yüz görelim. Beni yok yaz kanka. İyi sen bilirsin. Ben arıyorum elemanı. İyi ara. Alo. Selam birader. Abdullah ben. Nihayet duyduk sesini. Geliyor musun akşam? Vallahi çok ısrar ettim. Geleceğim herhalde. Süper. Bak adresi veriyorum. Dükkana gel. Çıkışta takılırız. Yazıyor musun? Söyle sen, söyle. Tamam birader, görüşürüz. Kafa çıktı eleman. Dikkat et kendine, iş alma başına. Bir şey olmaz. Şimdi sormak için erken belki ama ne yapacaksın şimdi? Hemen dönebilecek misin Diyarbakır'a? Bilmiyorum ki. İznini kullanmışsın zaten. En az bir ay buradasın değil mi? Herhalde. Eve bir gitmem lazım. Savcıyla bir görüşebilirsem. Eve yarından sonra git. Neden? Öyle işte. Kalacak yerim var. Sıkılırım, bunalırım diyorsan benim ev senindir. Yok. Duası var. Taziyeye geleni gideni var. Kayınvalidelerdeyim bir süre. Sen bilirsin. Uğrarım ben yine. Ne zaman istersen aradım. Tamam mı? Neye ihtiyacın olursa evlat. Unutma bunu Altan. Tamam mı? Unutmam amirim. Sağ ol. Kardeşim, Allah sabır versin. Sağ ol. Çok mu özledin sen beni ha? Evet. Canım kızım benim. Bizim de pabucumuz dama atıldı. O ne demek anne? Boş ver. Hadi git oyna biraz. Hala rahatsız mısın benden? Yok, neden rahatsız olayım ki? Şirin mutlu oluyor seni görünce. Keşke bir an olsun birazcık seni mutlu edebilsem. Ne demek şimdi bu? Hüzünlü gözüküyorsun. Yüzün hiç gülmüyor. Sana öyle geliyor. Daha mutlu olmayı hak ediyorsun Melek. Nasıl olacak o? Sen de mi? Neden? Çok mu zor? Saçmalama Levent. İkiniz de aklımdan çıkmıyorsunuz Melek. Seni, Şirin'i böyle gördükçe neler kaybettiğimi daha iyi anlıyorum. Kaybettiklerini geri alamazsın Levent. Biliyorum, pişmansın. Ama bu bir şeyi değiştirmeyecek. Hiç mi şansım yok ha? Sen, ben, Şirin... Ufacık bir ihtimal bilemiyorum. Buraya kızını görmek için geldiğini sanıyordum. Eğer beni tekrar kazanmaya çalışıyorsan... ...hiç yorma kendini. Melek, bak anlamıyorsun. Eskisi gibi olamam. Sizi böyle gördükten sonra... ...eski yalnızlığıma dönmemi bekleme benden. Hayalde gibiyim. Lütfen bunu benden alma Melek. Bir defa inandım senin hayallerine. Tek bir defa. Zor toparladım kendimi. Bir daha yapma Levent. Bana hayallerinden sakın bir daha bahsetme. Ama Melek... Ne aması Levent? Hadi kızım gidiyoruz. Taner. Abdullah değil mi? Ne haber hocam? İyi vallahi. Ortam var dedin geldik. İyi yaptın, çok memnun oldum. Dükkanı kapatıyoruz. Ne yapmak istersin? Vallahi iki kadeh bir şeyler içelim derim. Vardır senin bildiğin mekanlar. Olmaz mı canım? Taksim'e çıkalım. Canımızın çektiği bir yerde kurarız soframızı. Çok iyi olur kardeşim. Hadi bakalım. Rezervasyon tamam anne. Çıkışta da eve gelmeyiz belki. Nasıl? Nereye gideceksiniz peki? Baş başa kalalım dedim bir gece anne. Bunaldı kız. Şöyle uzatsın ayaklarını, bir rahat etsin. Anladım canım, tamam. Hadi bakalım, siz bilirsiniz. Ha, Pınar bilmiyor ama. Yemek yiyip döneceğiz sanıyor. Sürpriz bak, söyleme sakın. Tamam tamam, söyleme. Ne gerek vardı Ali ya? Telaş yani akşam akşam. Ya ne telaşı aşkım? Hava alacağız, kendimize geleceğiz. Of, of, ya. Of. Karımın güzelliğine bak. Ya bırak. Karnım gitmiyor bir türlü. O kadar da emziriyorum anne. İyisin, iyisin. Çok güzelsin. Harikasın aşkım. Ne çocuğum? Burada mısınız siz daha? Çıkıyoruz baba. Hadi oğlum, hadi.
Efeciğim, annem üzme anneanneyi dedi, tamam mı oğlum? Üzmez, üzmez. Hiçbir şey yapmaz benim aslanım. Bay bay de anne, hadi. Bay bay, bay bay. Bay bay. Hadi hadi hadi, yormayın çocuğu, çıkın hadi. Hadi hadi, hadi, hadi gidin. Güle güle, hadi iyi eğlenceler. Hadi, bay bay. Hadi güle güle. Rıza, güle ver seni bana. Ver, gel, gel. Ulan ne içtik ya? Sorma vallahi, davul gibi oldu kafam. Yalnız ne hatunlar vardı birader? Biri de dönüp baksana. Boş ver hatunları be Apo. Yalan dolan hepsi. Yürü bana gidelim, muhabbet edelim. Biracılar falan yaparız ha, ne dersin? Öyle olsun. Yok mu kız arkadaşın falan? Çağırsak abi, onun da bir arkadaşı gelse. Ha? Hala kız diyorsun be Apo. Ben yetmiyor muyum? Ayıp ya. Hadi hadi yürü, son otobüsü kaçırmayalım. Nasıldı aşkım yemek? Beğendin mi mekanı? Harikaydı vallahi. Özlemişim böyle çıkmayı. Ama çok yedim yine ya. Baksana hemen karnım belli oluyor. Neden böyle oluyor Ali ya? Of! Yok ben veremeyeceğim bu doğum kilolarını. Ya başlayacağım kilo muhabbetinden ama Pınar ya. Sana hava hoş tabii. Çirkinleşen benim. Ne çirkini be? Harikasın kızım sen. Çok güzelsin tamam mı Pınar? Bak öyle böyle değil. Çok güzelsin. Sahi mi? Beğeniyor musun beni? Beğenmek mi? Hastayım kızım ben sana. Hasta. Salak. Aa nereye? Buradan gelecektik, evin yolunu mu unuttun Ali? Unutmadım kızım, eve gitmiyoruz ki. Nereye gidiyoruz? Otele. Otele mi? Ne alaka? Nasıl ne alaka ya? Karımla baş başa kalmak istiyorum. Çocuktu, mocuktu, mamasıydı, gazıydı, yeter. Karımı özledim be. Sahi mi Ali? Hem beğeniyorsun hem de beni özledin ha? Herhalde kızım, herhalde. Dur, o zaman annemle haber verelim. Var haberleri, hallettin. Süpermiş. Hızlı süredi, daha hızlı. Nerede bu otel, ha? Çok özledik seni babası. Aslan babam benim, ne zaman geleceksin? Bırakma bizi bir daha. Tatil hiç bitmesin baba, gitme bir daha. Dikkat edeceksin kendine Altan, söz ver bana. Bizi düşün bak, bekliyoruz seni burada. Söz ver canım benim. Her şeyimsin. Yaşatmam. Size bunu yapanları yaşatmam Yasemin. Kendimi öldürürüm onları da ama onları yaşatmam. Kimseyi yaşatmam Yasemin. Yaşatmam. Yaşatmayacağım Yasemin. Şerefine. Eyvallah. Sana da zahmet verdik be Taner. Olur mu canım öyle şey? Daha içeceğiz, güzelleşeceğiz.
Sıkıştık burada da. Ne olacak canım? Samimi oluyor işte, fena mı? Ne güzel tesadüf oldu değil mi? O numaraya mesaj atmasaydın şimdi burada olmazdın. Ya ya. Ama şimdi yanındasın. Beraberiz. Hem de yalnızız. Ne güzel değil mi? Birader çek şu elini. Neden? Rahatsız mı ettim seni? Sakinleş, gevşe biraz. Yeter lan! Neyin peşindesin oğlum sen? Ne sandın lan sen beni? İnkar etme Abdullah. Beğendin beni. Kabul et. Yoksa durduk yere ta oralardan gelmezdin. Karı kız diyorsun sabahtan beri. Yer miyim ben bunları? Ulan kulan para mısın lan sen? Düşürecek misin lan sen beni? Tuzak mı lan bu, namussuz? Direnme, gel buraya. Heh! Canımı acıttın ama ne yapıyorsun? Ne sandın lan sen beni? Delikanlıyım lan ben. Delikanlıyım lan. Tunç! Tunç! Baba? Hadi kalk oğlum artık. Ne oluyor baba ya? Erkencisin. Uyku tutmadı pek. Kahvaltın da hazır. Hadi kalk gel. Neredeydin dün? Geç de geldin. Merkezde işin uzadı herhalde. Bir arkadaşım geldi Diyarbakır'dan. Onunla beraberdim. Seni ziyarete mi gelmiş? Yok, ailesini. Ama ailesi de... Ne oldu ailesine? Boş ver, boş ver. Hadi kalk, kalk. Hadi, hadi giyin. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Garip gel oğlum. Abi. Estağfurullah. Abim duyduk perişan olduk senin namına. Başsağlığına geleceğiz de millet ne der bilemiyoruz. Kusurumuza bakma. Yok kusur falan. Beyto, ben meşru değilim artık oğlum. Nasıl abi? Bayağı. Karımı çocuğumu gömmüşüm. İki serseri hayatımı mahvetmiş. Artık polis olsam ne olur, olmasam ne olur. Alacağım ben bu heriflerden kanımı Beyto. Sen de bana yardım edeceksin. Aman abi, istihbarat ensemizdedir. Sayende kaçtık kurtulduk dağdan, şehirde de temiz kaldık. Kirlenmeyeceksin Beyto. Kimse de sana gelemez. İş benim, sipariş benim. Bulabilir misin buradakileri? Bak bakayım. Ama abi... Bulabilir misin, bulamaz mısın? Güya kalfa açacaktı dükkanı. Sabah komşu telefon etti. Senin dükkana hırsız girdi diye. Bir geldim kasa tam takır. Mallardan çalınan var mı? Yok. Sadece parayı almış. Taner'i arıyorum sabahtan beri. Telefonu kapalı. Ne kadar güvenirsiniz kalfanıza? Taner düzgün çocuktur. Ama belli de olmaz ki. Uymuştur belki şeytana. Zorlama var mı? Yok komiserim. Çizik bile yok. Al şunu. Yani kesin anahtarla açıldı diyorsun ha? Öyle görünüyor komiserim. Al şunu da. Bir ara merkeze gelin, yazılı ifadenizi de alalım. Peki memur bey, kolay gelsin. Sağ olun. Anahtarla açıldığı kesin. O kalfa mıdır nedir, ondan başlamak lazım. Adresini aldık. Taner'in evi şehrin bir ucunda. Hüsnü abilere paslasak daha rahat ederiz. Merkeze dönelim, ararız yoldan. Ha. Beyler burası sizde, tamam mı? Beklemeyin simit gibi, şunları şey yapın hadi. Tamam komiserim. Taner Elibol, 1989 Antalya. Ne para var ne de cep telefonu. Bıraksalar şaşardım zaten. Kapı pencere de sapasağlam. Karşı komşusu gece geç saatte biriyle eve geldiğini görmüş. Ama eşgal veremiyor. Şu duvardaki resimlerde de bir gariplik var, fark ettiniz mi? Vallahi fark ettim. Bir de bunlara baksanız. Yuu! Oha! Abi onlar ne ya? Ne görüyorsan o işte oğlum. Abi bu ne işe yarıyor ki? Göstereyim mi? Çok mu merak ettin? Ha sen biliyorsun yani nasıl kullanıldığını. Ulan! Bana bak! Abi yapma. Cenazenin yanında yapmayın bari abi ya. Kurban eşcinsel olabilir. Hatta cinayet de bu yüzden çıkmıştır belki. Beraber içmeye başlıyorlar. Sonra bir meseleden kapışıyorlar. Adam şişeyi kafasında kırıyor. Hızını alamıyor. Saplamaya başlıyor. Cinayet silahı da orada. Sinan, kriminale gönderelim de parmak izi alsınlar kardeşim. Sağ solu da soruşturmak lazım. Şu mahalleli gençlerle de bir konuşalım. İyi olur. Savcı da yoldaymış zaten. Al şunu. İyi. Al şunu. Oğlum ben taşıdım biraz. Sen taşı.
Abi ya. Başınız sağ olsun beyler. Başınız sağ olsun. Sağ olun abi. Yakın mıydınız rahmetliyle? Eskiden iyiydik de son zamanlarda pek aramız yoktu abi. Neden? Kapıştınız mı? Onun gibi bir şey. Selamı sabaha bırakmıştık. Şş. Kerpetenle mi laf alacağız lan ağzınızdan? Ne derdiniz vardı Taner'le? Şş. Oğlum bak, kız meselesi falan mı? Adam gibi anlatın şunu ya. Ne kız abi? Erkek desen onu. Taner böyle oldu abi. Şş. İndir lan elini kolunu. Adam gibi dur. Kırarım elini ha. İnsan olun lan biraz. Devamlı görüştüğü biri var mıydı peki? Böyle sevgilisi falan. Bilmiyoruz ki abi. Abuk sabuk tipler girip çıkardı evine. Kim bilir yine kime bulaştı. Allah affetsin, ne diyelim abi. Tamam tamam. Aa, yakışıklı çocukmuş ama. Fena sayılmaz. Baksana, buluşmak istiyor, ne cevap vereceksin? Bilemedim ki. Aman ne olacak canım, alt tarafı bir çay içeriz. Bildiğin bir yere çağır bari. Ay heyecanlandım ya. Çay bahçesinde buluşalım, olur mu? Olmaz mı be güzelim? Olmaz mı be yavrum? Anlaştık. Vallahi gelecek. İşte bu kadar be. Gözünü seveyim İstanbul'da. Nedir borcum? 5 lira. Of, ne giysem ya? Yeni aldığım bluzu giy, çok yakışıyor. Bir defa mı çeksek? Abartma. Soygun diye başladık, bir de cinayet çıktı. Kurbanla ilgili ne biliyoruz? Arkadaşları eşcinsel olduğunu iddia ediyor. Cinayet de bu yüzden işlenmiş olabilir. Yani büyük olasılıkla. Taner'in cesedinde cinsel birleşme izine rastlanmadı. Yani eve getirdiği şahısla bir yakınlık kuramamış. Dolayısıyla adam gurur meselesi yapmış, saldırmış olabilir Taner'e. Mümkün. Hatta hazır öldürmüşken bir de çalıştığı dükkanı soymak istemiştir. Peki şüpheli var mı elimizde? Maalesef Rıza baba. Laboratuvar çalışıyor parmak izi için. Amirim. Bunu görmeniz lazım. Nedir bu? Bu sabah internete düşen bir video. Tıklanma rekoru kırıyor. Bize ne kızım ya? Cinayetin kaydı abi. Baksana. Olamaz, Taner bu. Allah'ım manyağı. Öldürdüğü yetmiyormuş gibi bir de şovunu yapıyor artist. Bunun yayınlanmasına nasıl izin veriyorlar? Çoluk çocuk izliyor bunları. Videoyu kimin yüklediğini bulabilir miyiz Aylin? Tabii. Yani daha doğrusu nereden, hangi bilgisayardan yüklendiğini bulabiliriz. Kullanılan bilgisayarın IP numarasını alırsak adrese ulaşabiliriz. Servis sağlayıcıyla irtibata geçmek lazım. Halledebilir misin Aylin? Çabuk ama. Tabii Rıza baba. Hadi, hadi güzel. Siz de çıkmaya hazırlanın. Ortalıkta başıboş dolaşan bir psikopat da var. Hadi, hadi bir başkasına zarar vermeden bulun. Hadi. Saatler olsun. Eyvallah. Çok yakışıklısın delikanlı. Çatlattın aynaları. Olsun o kadar. Randevumuz var. Oo, hayırlısı bakalım. Altan'la konuşabildin mi abi? Telefonu kapalı. Bir yerlerde kapanmış, kafayı yiyordur herhalde. Allah sabır versin. Nasıl versin ya? Sen git Allah'ın unuttuğu dağlarda eşkıya ile cebelleş, iki tane pislik gelip hayatını karartsın. Delirmezsin de ne yaparsın? Düşünmesi bile berbat abi. Murat, beni duyuyor musunuz? Dinliyoruz Aylin. Videonun yüklendiği bilgisayarı buldum. IP adresi Üsküdar'da bir internet kafeye kayıt. Adresi var mı adresi? Yazıyor musunuz? Söyle Aylin. Verdiğiniz adres 13 numaralı bilgisayara ait. Saat 11 ile 1 arasında giriş yapılıyor. Net bir resme ihtiyacımız var. Dükkandan çıkış anına gelebilir misin? Tabii. İşte burada. Bu görüntüyü şu adrese mail atalım. Hemen komiserim. Resmi basına dağıtsak iyi olur.
Zababa'yı arayalım. O halleder. Sayın seyirciler, İstanbul bu sabah korkunç bir cinayetle uyandı. Üsküdar'da yaşanan olayda 21 yaşındaki T.E. tek başına kaldığı evde vahşice öldürülmüş olarak bulundu. İstanbul Emniyetine bağlı birimler soruşturmayı derinleştirerek sürdürürken saldırgana ait güvenlik kamerası kayıtlarına kısa sürede ulaşıldı. Şimdi polis ekranlarınızda da gördüğünüz bu şahsın kimliğini ve yerini tespit etmeye çalışıyor. Allah kahretsin Derya. Ticaretle uğraşıyor. Normalde Ankara'da oturuyor. Arada yolun buraya düşüyor iş için. Ne tesadüf. Tam zamanında tanışmışız desene. Of, ne meraklısın. Bir rahat bırakmadın. Eh be Derya, eh be kızım. Neredesin sen? Ben kapattım telefonumu. Bence sen de kapatmalısın. Kimse rahatsız etmesin bizi. Peki, madem öyle istiyorsun. Alo, polis mi? Bir ihbarda bulunacaktım. Amirim, affedersiniz. Bir ihbar var. Aranan şahsın Beylerbeyi'nde bir çay bahçesinde olduğu bilgisini aldık. Güzel. En yakınında bizden kim var? Hüsnü abiler. Haber verdim, yoldalar. Aferin Aylin. Şu resmi göstersene bir daha. Bir kızla birlikteymiş. İnşallah rahat durur. Abi işte orada. Hadi bakalım. İyi misin? İyiyim. İstersen kalkalım. Olur, nereye? Yakında bir otelde oda tuttum. Otel mi? Delirdin mi sen? Neden? Hoşlanmadın mı benden? Baş başa kalmak istemez misin? Sen ne sandın? Sen beni ne zannettin be? Terbiyesiz. Ulan hepiniz aynı değil misiniz lan? Bırak elindekini. Gidin buradan. Kız benimle gelecek. Otele gideceğiz. Saçmalama. Böyle zor olacak iş değil. Kurtarın beni ne olur. Bana bak, at o elindekini, at. Bırak. Kurtarın. At elindekini. Sakin ol. Sana bir şey olmayacak. Bak, gel erkek erkeğe konuşalım. Kızı serbest bırak. Yok ya. Var ya. Ya, 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 ya. Gel. Gel. Çık. Tamam, tamam. Geçti. Sen iyi misin? İyiyim. Bak. Yürü, yürü, yürü. Abi, formdasın bu aralar maşallah. Her zaman kızım. Vallahi abi, İbrahim üzülmez gibisin ha. Yaşlandıkça coşuyorsun. Eyvallah, eyvallah. Bir olgunluk oluyor tabii ya. Mesleki doyum, haz, tatmin. Laflara bak. O şey de iyi geldi abi sana. Ney? Hani bulduk ya abi olay yerinde. Ne lan, hangi olayı? Hani böyle... Ne buldunuz hakikaten ya? Hani Taner'in odasında abi. Şu eşcinsel arkadaş. Abi sen buldun yani bizzat ellerinle. Aa! Aa! Yalan de! Yalan de! Şişt, bak çoban, yalan de! Tuttun mu? Gerçekten mi? Abi ben yapmam böyle bir şeydi abi. Delin torbasına koydum, aldım. Meraklısı değilim oğlum. Meraklısı değilim oğlum. Ama usta, madem geldi başına böyle bir olay, ya hiç değilse haz duydum, tatmin oldum falan demeyeceksin ya. Vallahi insanın aklına her şey gelebilir yani. Lan! Aman! Alırım lan senin aklını vallahi Lale. Bak sen hep yüz veriyorsun buna ha. Ben mi? Evet. Ne alakası var be, ben ne yaptım? Kimden alıyorsun lan bu yüzü? Ne alakası var ya? Böyle böyle. Muhabbetiniz bol olsun. Sağ olun Rıza baba. Oturun, oturun, oturun. Evet. Şimdi konuya geçebilir miyiz? Tatbikat için Savcı Bey'den talimat geldi. Cemal ile Nusret'i cezaevinden alıp olay yerine götürüyorsunuz. Ben de savcı ile beraber Altanların evine geçiyorum. Hemen mi Rıza baba? Hemen. Altan'a haber vermemiz gerekmez mi? Tam tersi. Şimdilik o evden ne kadar uzak durursa o kadar iyi. Hadi. Hadi o zaman abi. Şuraya da bir imzanız var Savcı Bey, şurası. Buyurun. Teşekkürler. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Hadi. Abi, ben ne biliyorsam anlattım abi. Ne biliyorsam anlattım.
Bir daha o eve girmeye paçan yemiyor değil mi lan? Ha? Abi çok pişmanım ben abi ya. Git lan yürü. Abi sigaranız var mı ya? Yolda içsen bir tane abi. Ölüyorum abi. Öl lan, öl, öl. Aa. Benim başımı belaya sokma. Gel lan. Kal şurada lan. Hadi sıkayım mı lan gırtlarına, yardım edeyim mi sana köpek? Abi. Abi, abi yapma abi. Başımız derde girecek. Hadi abi. Yürü lan, yürü. Çok dikkatli olun. Gözünüzü ayırmayın birader. Tamam komiserim. Arkadaşlar biraz bir şey verir misiniz? Burasıydı değil mi? Evet, burası Savcı Bey. Buyurun siz önden, ben de geliyorum. Ne durumdayız? Bizimkiler yolda. Almışlar adamları. Yarım saate kalmaz buradalar. Etrafta şüpheli bir durum. Şimdilik yok. Sokağa giriş çıkışlarda kontrol altına alındı. Güzel. Ben Savcı Bey'le beraber yukarıdayım. Geldiklerinde haber verin bana, tamam? Tabii amirim. Keşke sen gelmeseydin amirim. Amirim geldiler. Anlaşıldı. Çevre güvenliğe dikkat, tamam mı? Geldiler savcım. Birazdan başlarız. Hazır mıyız zaptı? Tabii Savcı Bey. Hı-hı. Zaten kamera kaydı da yapılacak. Güzel. Açılın, 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 açılın! Sizsiniz demek. O köpekler sizsiniz demek. Açın! Çekil, çekil, çekil! Çekil kardeşim ya, çekil! Çekil, gel, gel! Git şöyle! Açılın, açılın! Mesut, kardeşim. Savcı Bey'e olayı detaylı olarak anlatacaksınız. Eve nasıl girdiğinizi, şahısların nerede olduğunu, neler yaptığınızı. Tamam mı? Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok, yok amirim, tamam. Cemal Ayrancı, önce seninle başlayalım. Apartmana girdiniz. Yukarıdaki daireye çıkıp kapıyı zorlayıp içeri girdiniz. Oradan çıkarken Yasemin Kuloğlu ve Önder Kuloğlu isimli şahıslarla karşılaştınız. Buradan başla bakalım. Kapının önündeydi kadın. Korktuk, iterek içeri soktuk. Çocuğu da içeride gördük. Sonra? Bağırmasın diye ben çocuğu kucaklayıp ağzını kapattım. Nusret de kadının ağzını kapatıp salona soktu. Bağladık ellerini ağzını ikisinin de. Zaten karşı koyacak durumda da değillerdi. Ne kadar sürer ki bu iş? Bilmem, benim ilk tatbikatım. Savcısına bağlı. 2 saati de bulabilir. Ben salondaki rafları karıştırıyordum. Sonra kasa var mı diye içeri geçtim. O arada kadın ellerini çözmüş. Abajur muydu, neydi tam olarak göremedim. Geldi arkamdan vurdu. Adama bak ya, nasıl rahat anlatıyor. Sanki başka kişiler yapmış, bunları izlemiş. Sus sus, kafayı yemek üzereyim zaten. Bunun üzerine mi tecavüz ettin kadına? Öfkeyle mi? Ne? Evet efendim. İlaçlıydım zaten, kafam güzeldi. Canım da yanınca dayanamadım. Vurdum kadına, şuraya düştü. Nereye düştün? Tam yerini göster. Böyle işte, başı bu tarafa gelecek şekilde düştü. Allah belanı versin. Sonra? Sonra debelendik biraz yerde. Küfretti, hakaret etti. Dayanamadım ben de. Saldırdım. Cinsel olarak saldırdım. Evet efendim ya. Yani. Bu sırada sen neredesin? İçerideydim efendim. Görmedim Nusret'in tecavüz ettiğini. Bu ne böyle? Kimin telefonuysa açsın arkadaşlar. Ev telefonu Savcı Bey. Kesilmiş olması lazımdı. Açın şunu. Ya da çekin fişinden, hadi. Alo? Mesut. Devrem. Devrem, Altan. Ne? Altan mı? Altan, kapat. Dinle Mesut. Çıkın oradan. O köpekleri bırakın, çıkın çabuk. Ne diyorsun sen Altan? Çıkın dışarı, havaya uçuracağım o binayı. Size 2 dakika zaman veriyorum. Çıkın Mesut, çabuk. Altan, Altan! Evi havaya uçuracağım diyor. Çıkın diyor. Ne? Bir bomba mı var? Çekme artık, çekme. Amirim, ne oluyor burada? Savcı Bey, hemen tahliye ediyoruz burayı. Hı. Hadi çocuk, hadi, hadi. Hadi, şey, hadi. Rıza hadi. Baba, Rıza baba. Adamlar kalmazsa patlatırım burayı diyor. Abi, abi ben ölmek abi, istemiyorum abi. Silin sesinizi, yapacağız abi. Gizel. Kimseyi tehlikeye atamayız. Hadi, Melek, çıkın. Apartmanın önünü boşaltıyorsunuz. Çok acil, hemen. Anlaşıldı. Ne yapacağız Sinan? Rıza baba? Siz çıkın, çıkın siz. Bırakmayın seni usta.
Orada, orada. Karşı binada usta. Çıkın siz alın altına. Hadi, ben de bombayı bulup kurcalarım o arada. Zaman kazanırız, hadi, hadi. Bakın, Altan dediğini yapar. Hadi çıkın Rıza baba, hadi. Tamam. Hadi çoban. Cemal ile Nusret kalıyor. Mesut da. Hadi. Kalan herkes çıkıyor. Abi, hadi. Geç. Abi durun. Gelin buraya. Gelin. Geç. Gelin. Yatın. Yatın. Yat. Yat. Yat oraya. Yat. Yat oraya. Yat. Abi tamam. Bir daha sesini çıkaranı camdan aşağı atarım ha. Altan. Altan. Bak beni dinle. Bak buradayım. Bana bak. Görüyor musun beni? Bak buradayım. Bir yere gitmiyorum. Çık dışarı. Allah'ını seviyorsan çık dışarı Mesut. Devrem buradayım. Bak Altan, bulacağım o bombayı, patlatamayacaksın ha. Altan, Altan, dinle beni. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Altan, oradasın değil mi? Hiçbir yere ayrılma, orada bekle beni. Mesut, duyuyor musun beni? Elektriğe bağlamışsın Devrem. Nasıl yaptın böyle bir acemiliği ha? Ha? Yapma, kesme onu. Ne? Çift düzenek yaptım. Şimdi mi söylenir lan bu? Abi öleceğiz burada ya. Allah'ım yardım et. Kesin lan cesarize! Mesut. Yalan söyledin bana. Yasemin'e ellerini bile sürmemişler dedin. Yalan söyledin kardeşim. Söyledim. Evet, söyledim. Sen olsan bana söylemez miydin? Mesut, çok canım yanıyor Mesut. Birazdan herkesin canı çok yanacak Altan. Altan, ne yapacağım ben bu düzenekle? Bir şey söyle bana, hadi. Çocuğumun arabasının içindeki pilleri çıkar Mesut. Pilleri mi? Çıkar o pilleri. Altan, teslim ol! Silahım yok. Ne yaptın sen Altan? Ne yaptı kardeşim? Bak, tutuklanacaksın şimdi, biliyorsun değil mi? O pislik heriflerle aynı yere gideceksin Altan. Değdi mi Altan? Değdi mi? Durdu. Altan durdu. Duyuyor musun beni? Durdu kardeşim. Beyler. Ben yapamam. Altan. Altan. Sakın, sakın saçmalama Altan. Affet beni Mesut. Karım ve oğlum çağırıyor. Gitmem lazım Mesut. Gitmem lazım. Altan saçmalama! Altan! Altan dur! Altan! Altan! Altan dur!